Binaenaleyh hürriyetsizliğin, tek parti tahakkümünün ve seçim yapmadan iktidarda olmanın ve nasıl reylerin çalınıp millet iradesinin ayaklar altında çiğnendiğinin türlü ve aşikar misallerini görmüş ve yaşamış bir memleketiz. Silahlı kuvvetler yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Tanklar, darbeler, vesayet ve kumpas Türkiye'nin kaderidir. Çeyrek asır içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Halkın iradesinin üstünde bir güç asla kabul etmiyor. Demokrasi için çok büyük merhalelerden gelmiş kayıplar, şehitler vermiştir. Hak için, halk için dik durdular. Bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. Türkiye'yi istikrarsızlığa mı götürmek istiyorsunuz? Bunun bir gereği var mı? Bu millet ne dedi? Yeter! Sözde, kararda milletindir. Tehdit, şantaj ve iftiralara boyun eğdiler. Cezaevi dinleneceğimizi bugün tamamlamış bulunuyorum. Milletvekillerine şunu seçin diye empoze edeceğiz. Böyle saçma şey olur mu? Böyle demokrasi mi olur? Biz setelerden korkmadık. Tehditlere boyun eğmedik. Milletin bize tevdi ettiği emanete canımız pahasına sahip çıktık. Sahip çıkıyor. Ülke için, millet için, demokrasi için canlarını ortaya koydular. Bana vaktiyle rahmetli pederinin Adnan Menderes'e söylediği sözü söylüyor. Sizi ben de kurtaramam. Bunu söylemeye çalışıyor. Kıstırca kanununun 136 taksın 1. maddesi yutunca ölüm cezasına çarptırılmasına. Bizim yolumuz Gazi Mustafa Kemal'in, merhum Adnan Menderes'in, merhum Turgut Özal'ın, merhum Necmettin Erbakan'ın yoludur. Özgürlükler için kefenle yürüdüler. Şehit olursan üzerimdeki şu beyaz elbise kefenim olsun kardeşlerim. Bu memlekette demokrasinin, serbest fikrin, hürriyetin yerleşmesi ve bir daha geri dönülmemesi için bir Turgut Özal feda edilecekse buna da hazır. Tıpkı merhum Özal gibi Allah'ın verdiği canı sadece Allah alır diyerek, buna inanarak bu yola çıktık. Onlar Türkiye'yi değiştirdiler. Türkiye'nin demokrasi yürüyüşüne engel olunamayacağını gösterdiler. Demokrasinin yolu sandıktan geçer. Son sözü hep millet söyler.